Türkiye yöneten insanların arasındaki kirli ilişkiler, gizli ilişkiler, kara para, uyuşturucu, aklınıza ne gelirse Türkiye'nin hasta ve sakat yanını bize böyle bir ayna tutar gibi tuttu ve anlatıyor. Söylediklerinin önemli bir kısmı doğru çıktı. Şimdi desek ki Sedat Peker yalan söylüyor. Yani yalan söylese şaşırmazsınız. Sonuç olarak bir mafya üyesi, bir hatta diyor ki bana diyor çete reisi demeyin. Ben olsa olsa çete üyesi olurum. Daha o kadar lider olacak durumda değilim diyor. Buna rağmen bildiği şeylere baktığınız zaman bir de çete lideri olsa neler söylerdi Allah bilir. Daha da söylemediği şeyler var. Şimdi şunu anlamaya çalıştım. Anketlere bakıyorum. Metropol falan da anket yapıyor. Ya Sedat Peker olayı. Şimdi bir insan televizyon izler, öğrenir. Doğru mu? Sosyal medyadan takip eder. Ya da gazete izler. Ya radyo dinler. Ya hiç olmazsa bakkala gider, manava gider, kasaba gider, fırına gider, kahveye gider, ev gezmesine gider. Sedat Peker'i duyar mutlaka değil mi? Yani normal, düz bir lineer mantıkla düşündüğünüz zaman böyle değil mi? Evet. Peki halkın %27.8'inin nasıl haberi olmuyor Sedat Peker'den? Kimlerin haberdar olmadığını o tablomuzu yansıtırsak ve neden haberdar olmadığının açıklamasını orada görebiliriz. Haberdar olmayanlar az önce söylediniz. İsterseniz rakamları da hızlı geçeyim. İsterseniz ben de şey yapayım. Arkadaşlar Sedat Peker'i takip lütfen. Onu tamam. Sedat Peker'in YouTube 18. ve sosyal medyadan yaptığı açıklamaları ne kadar takip ettiniz? Bu değil arkadaşlar. 18. 18. Sedat Peker'i takip. Onu getirin lütfen. Evet. Tamamını izledim %26.7, bir kısmını izledim 27.8, haberlerden takip ettim 17.6, izlemedim bilgim yok 27.8. Aklım benim orada duruyor. Şimdi, tamam. Cevabını nasıl veriyorum. Olur? Lütfen bana açıklayın. Cevabını veriyorum. Yani böyle bir toplumda eğer bu insanların %30, üçte birine yakını hakikaten Sedat Peker'den söylediklerinden haberdar değilse 159 milyon kez bugüne kadar yayınladığı 9 kaseti tıklanmış. Evet. Yani izlenilmiş. Toplam izleyici sayısının 30 milyonla 60 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Tekrar izleyenler hariç. Böyle bir sosyal medya kullanımı bu kadar yaygınken neden? Şimdi izlemeyenler kimler? Cinsiyet olarak baktığımızda kadınların %38'i izlememiş. İlgilenmemiş. Aldık notumuzu. 2. Genç yaş grubuna baktığımızda yaş grubunda anlamlı bir farklılık yok. Tamamında izlenmeme ve ilgilenmeme oranı %25-30 civarında. Yaş grupları olarak. Çarpıcı olanı eğitim düzeyine baktığımızda ilkokul ve altı eğitim düzeyinde ilgilenmeme ve bilgi sahibi olmama %45. Üniversite ve üzerinde ilgilenmeme oranı %15. İşte biz aslında hangi dünyaya kulak kesilmişsek diğerine sağır oluyoruz. O etrafımızda herkes seyrettiyse kim seyretmedi sorusunu soruyoruz ya. Biz bu ilkokul ve altı kadın ve ileri yaş düzeyindeki teyzelere sorduğumuzda gündeminde öyle bir konu yok. Zaten sosyal medya kullanmıyor. Sosyal medya ile ilgili bu ay onun için biraz da kasıtlı sorular sormuştuk. Kim ne kadar kullanıyor? Seçmenin %30'unun hiçbir sosyal medya kanalı yok. Yani Facebook, Instagram ve büyük çoğunlukla da internetle bir işi yok. İnternetle girip internetten bir haber kaynağı yok. Yani haber kaynağı televizyon. İnterneti kullanmıyoruz. Arkadaşlar Sedat Peker'in YouTube izlenme rakamları vardı bu anketlerden. Onu bir getirir misiniz? Peki burada Sedat Peker'in... Bir de siyasi olarak söyleyeyim, AK Parti seçmeninin %43'ü haberi bile yok Sedat Peker'in videolarında. Onu getirin bir arkadaşlar. Şimdi çok enteresan bir rakam var burada. Getirsin arkadaşlar. Şöyle bir rakam. Sedat Peker YouTube izlenme arkadaşlar. Ha bu. Şimdi bakın. Videonun görüntülenmesi 159.931.639 kez. 9 videonun tamamı. 9 videonun tamamı izlenmiş. Evet. Çok enteresan. Burada eğer Sedat Peker bu YouTube'dan reklam kısmını açıp bu işten para kazansaydı ne kadar para alır diye baktığınız zaman 5.9 milyon dolar yıllık bir gelir elde edermiş. Eğer izlenmesine göre YouTube'da reklam kanalını açsaydı, açmamış Sedat Peker
bunlarla ilgili. Şöyle veriyorlar rakamı. Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu kabul ediyorlar Sedat Peker'in. Her 1000 izlenme için 1.37 dolar reklam geliri sağlıyormuş. Bu da şu ana kadar tahmini olarak 215 bin dolar gelir elde etmiş olacağı ortaya konuluyor. Bu rakam da yaklaşık 2 milyon Türk lirası ediyor. Buna göre Peker aylık 30.5 bin ile 488 bin dolar arasında, yıllık 366 bin ile 5.9 milyon dolar arasında bir gelir elde etme potansiyeline sahip diyorlar. Çok ciddiye alacağı rakamlar değildir kendisinin. Dağıttıklarına bakarsak çanta çanta. Ya 5 milyon dolar diyorum, 6 milyon dolar. Yok yok, o YouTube'un kazancıdır. Yani verilen 200-250 bin dolardır o kişi. Ha, yıllık toplam, eğer böyle devam ederse diye. O nasıl devam eder? Peki, şunu soracağım. Yani 159 milyon kez tıklanan... 9 video, yani 150-160 milyon kez tıklanmış. Böyle bir şey yok değil mi? Siz bir araştırmacı olarak bu kadar izlenen Türkiye'de yani bir burada video... Burada Sedat Peker'in bu videoları bize şunu gösterdi. İki konuda çok ciddi manada Türkiye'de bir algı ve takip zinciri farklılaşmaya başlayacak. Bir, Türkiye'de artık yeni bir medya sektörü her zaman geliyor diyorduk ya. Yani konvansiyonel medyanın, televizyonların, gazetelerin, internet haber sitelerinin dışında YouTube'dan herkes kendi, yani sosyal medyadan herkes kendi haber kanalını kuracak demiştik. Onu çok çarpıcı bir şekilde gördük. Türkiye önümüzdeki dönemde özellikle medya ve bir haber alma ve haber duyurma konusunda çok ciddi mecralar oluşturmaya başladı. Bu bir, iki. İkincisi de siyasette artık yani hiçbir şeyin çok gizli kapaklı kalmadığı, hele ki bu teknoloji çağında herkesin daha dikkatli ve daha doğru, duyulduğunda utanamayacağı işlerin yapması gerektiğini gördük. Bize bunu gösterdi biraz da, benim gördüğüm bu. Peki, bu videolarda adı geçen Soylu ile ilgili biraz uzadı biliyorum, farkındayım, ama lütfen dikkatle izleyin. Çünkü gerçekten bizim topluma bir ayna tutuyor Sayın Murat Karan. Biz de size o rakamları vermeye çalışıyoruz. İçişleri Bakanı Soylu, Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bu sözlerini yayınladığı iddialara karşı ne yapmalı diye bir soru var. Bu soruyu sordunuz. 20 nolu tablo arkadaşlar. Sorunun cevabı şu. İstifa etmeli diyen 37.3. Evet. İstifa etmelidir, yargı iddiaları araştırmalıdır diyen 37.3. İstifa etmesine gerek yoktur ama yargı iddiaları araştırsın %23.2. İstifa etmemeli, iddialar ciddiye alınmamalıdır diyen 20.7, bilgisi olmayan, fikir belirtmeyen de %19, %20 civarında da bilgisi olmayan, fikir belirtmeyen mevcut. Şimdi burada bir şeyin altını çizmek istiyoruz. Siz de yani yayıncı olarak, biz de araştırmacı olarak, biz olgulardan ziyade o an, yani bir araştırmacı olarak söylüyorum ben, o ayki toplumun konuştuğu, tartıştığı konudaki toplumun algısının ne olduğunu ölçmek bizim işimiz. Yani tarafsız, bağımsız ve çıkan sonucun ne olduğunu aynısıyla topluma yansıtmak bizim mesleki olarak, mesleki ahlak olarak en önemli şeyimiz. Şimdi buradaki bu rakamlarla alakalı araştırmaya çıkarken inanın ben de çok merak ediyorum. Yani bu sorunun cevaplarının ne geleceğini, şu an için toplumda gördüğümüz bu konuyla alakalı, Peker'in iddialarıyla alakalı toplumun algısının ne boyutta olduğu. Çünkü olguyu siyasetçiler tartışsın. Doğrudur, yanlıştır, delili vardır, delili yoktur. Ama seçmen nasıl algılıyor diye baktığımızda seçmenin sadece %20'si ciddiye alınmamalıdır diyor. %20'si de kanaat belirtmiyor. Hadi velev ki onları da onun içine katın. Yani toplumun %60'ı bu iddialar öyle veya böyle araştırılması gerektiğini ifade ediyor. Ve parlamentoya bir...